Sukubis topun gerisinde. Sukubis gol! Haziran 1989 tarihinde Slovenya'nın Kranj kentinde dünyaya geldi. Her çocuk gibi mahalle arasında futbolla tanışan Skubic 9 yaşında futbola başladı. Çocukluğu bilgisayarın yaygın olmadığı dönemlere denk geldiğinden her fırsatta basketbol ve futbol oynamak için kendini sokağa atıyordu. 5 yaşından 9 yaşına kadar judo sporu ile ilgilenen Skubic 2 ay futbol ve judo antrenmanlarını devam ettirdi. Babası profesyonel bir judocuydu. Bu nedenle ikinci sporu her zaman judo oldu. Bir müddet de kayakla atlama sporuna ilgi duydu. Bu süreçte ailesinden oldukça fazla destek gördü. Hem iç saha maçlarına hem de deplasmana giderken annesi ona eşlik ediyor ve destekliyordu. Fakat profesyonel kariyerinde futbolu tercih etti. Futbolda kariyerine kaleci olarak başladı. Fakat kalede çok sıkıldığı için ilk maçında bu fikirden vazgeçti. Profesyonel anlamda futbola Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Slovenya'nın en eski kulüplerinden birisi olan Ilidia Kulübü'nde başladı. Daha sonra Olimpia'ya, daha sonra da Interblock takımına transfer oldu. Kısa bir Romanya macerasının ardından tekrar ülkesine döndü. Romanya kariyeri oldukça zordu onun için. İlk kez ülke dışına çıkmış olmak oldukça zorlayıcı olmuştu. Kulüpteki Sırp oyuncular olmasa işi çok daha zor olabilirdi. Romanya'da hayat şartlarının zor olması ve bazı sorunlar nedeniyle ülkeye dönmek onun için futboldan çok hayatta kalma mücadelesine dönmüştü. Sırbistan üzerinde Slovenya'ya dönerken trafik kazası yaptı. Fakat eve dönünce her şey geride kalmıştı onun için. Romanya'nın ona kattığı en güzel şey yemek yapmayı öğrenmesi oldu belki de. Daha önce Slovenya'da şampiyonluk yaşamış olan bir kulüp olan Domžale takımına 1 Ocak 2012 tarihinde imza attı. Domžale kulübünde çok istikrarlı bir performans yakalayan Skubic bu kulüpte 132 kez forma giymeyi başardı. Bu süreçte takımının kaptanlığını da yaptı. 2 gol, 23 asistlik performansıyla adından söz ettiren Skubic, ülke dışındaki takımların radarına da girmeyi başardı. Menajeri Türkiye hakkında oldukça bilgi sahibiydi. Bu yüzden Türkiye'de forma giymeyi çok istiyordu. Hem maddi olarak hem de kariyer olarak Türkiye tercihi onun için en uygun seçenek olarak duruyordu. Tarih 11 Ocak 2016'yı gösterdiğinde onun için kariyerinde çok özel bir dönem başlayacaktı. Konyaspor'a imza attıktan sonra hem kendisi için hem de takımı için muhteşem bir peri masalı başlayacaktı. Skubic geldikten sonra Konyaspor ligde 13 maç hiç kaybetmedi ve bu süreçte taraftarın sevgilisi oldu. Başarılı performansıyla Konyaspor taraftarı ona Komutan Skubic lakabını taktı. Konyaspor 2016-2017 sezonunda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterecekti. Bu rüya sezonunda takımın en istikrarlı oyuncusu olmayı başardı. O sezon tam 47 maçta forma giymeyi başardı. Rüya sezonunda Konyaspor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürürken başrolde yine Skubic vardı. Penaltılara giden maç Skubic'in son vuruşuyla son buldu. Skubic attı, şampiyonluk geldi. Başarılı performansı ile birlikte Slovenya milli takımında da forma giymeye başladı. 23 Mart 2016 tarihinde ilk kez milli formayı giydi. 2017-2018 sezonu başında Süper Kupa maçında oynamaya hak kazanan Konyaspor yine tarihinde ilk kez Süper Kupayı müzesine götürmeyi başardı. Başrolde yine Skubic vardı. 90+1. Dakikada attığı penaltı golüyle Konyaspor'un galibiyet golünü attı ve kupayı müzeye götürdü. 2017-2018 sezonu Konyaspor için çok zor geçse de ligde Konyaspor adına en fazla süre alan futbolcu oldu. Bu istatistik onun için olağan bir durum oldu ve forma giydiği her sezon en fazla forma giyen oyunculardan birisi oldu.
2019 yılında Konya Spor ile olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. 2020-2021 sezonunda ligde en fazla forma giyen 3. futbolcu unvanını almayı başardı. Konya Spor forması altında toplam 254 maça çıktı. Bu maçlarda 19 gol, 30 asistlik bir performans sergiledi. 7 sezonluk bu süreçte 2 kez Aykut Kocaman ile birlikte olmak üzere toplam 8 farklı teknik adamla çalıştı. Aykut Kocaman'ın ise kendisinde özel bir yeri olduğunu dile getirdi. Skubic, Konya Spor'da uzun süre kırılamayacak da bir rekora imza attı. Şu an Konya Spor tarihinin en fazla maça çıkan ikinci oyuncusu durumunda. Konya Spor'un hem kötü günlerine şahitlik etti, hem de zirveye oynayan ve Avrupa'da boy gösteren kadrosunda yer almayı başardı. Konya Spor'un Türkiye Kupası'nı aldığı günün ertesi günü ise oğlu Lan dünyaya geldi. Bu nedenle her fırsatta o gecenin çok özel olduğundan bahsetti. Konya Spor taraftarından hep saygıyla bahsetti. Konya'nın bir aile için huzur kenti olduğunu dile getirdi. Konya Spor'daki Balkan kökenli oyuncuların fazla olmasından dolayı hiçbir zaman yabancılık çekmediğini ve dil problemi yaşamadığını belirtti. Oğlu Lan ise akıcı bir şekilde Türkçe konuşmayı öğrendi. Hedeflerinden biri teknik direktör olmak, bir diğeri ise Slovenya'da iyi bir restoran işletmek. Bakalım zaman ne gösterecek? Konya Spor'un efsanesi Neksi Kubiç'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.